Bu son dönemde özgür basına baskılar artmaya başladı. Zaten bu periyodik olarak devlet tarafından zaten sürdürülen bir şeydi. Yani gazetecilerin yaptığı haberler bile suçlama konusu haline getirildi ve yakın zamanda da birçok arkadaşımız tutuklandı. Yani tutuklanmanın yanında bir de kendileri yaptıkları haberlerin de haber konusu oldu. Böyle de bir durum yaşandı. İşte bir arkadaşımız günlerde tecritte tutuluyor. Diğer arkadaşımız ise işte ayakta sayım dayatmasına maruz kaldı. Yani bir dizi hak ihlalleri yaşanıyor. Neden yaşanıyor? Çünkü özgür basının zaten toplum içerisinde nasıl bir rol oynadığını biliyorlar. O yüzden de sürekli baskı altında tutuyorlar. Şöyle şuna da değinmek gerekiyor. Yani özgür basın neden önemli? Şu açıdan önemli. Yani sonuçta biz özgür basın olarak demokrasi mücadelesinin bir parçasıyız. Bütünü olan ise halktır. Yani biz ancak halkla var olup büyüyebiliriz. Bu yüzden de bu tür saldırılara karşı halkın da omuz vermesi gerekiyor. Yani bu sadece bizim mücadelemiz değil. Biz onların zaten bir parçasıyız, halkın parçasıyız. O yüzden bütün olan halkın da bize omuz vermesi, desteklemesi gerekiyor. Bizim Yeni Yaşam gazetesinin de 6. yaşındayız. 2 Haziran Pazar günü bir etkinlik gecemiz olacak. Tüm kamuoyunu da bu etkinliğe davet ediyoruz. Bu etkinlik neden önemli? Çünkü biz halktan gücümüzü aldığımız için ancak biraz önce söylediğim gibi halkla bütünleşerek büyüyebiliriz. O yüzden de halkın bu tür gecelere, etkinliklere önem vermesi gerekiyor. Burada hem bizim yürüttüğümüz basın mücadelesinin hem demokrasi mücadelesinin nasıl bir rol oynadığı, ne olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Bu açıdan da tüm kamuoyunu Yeni Yaşam'ın 6. yaşındaki etkinliğine davet ediyorum. Özgür basın tüm halkın ve kadının sesidir. Yeni Yaşam gazetesi olarak kadın merkezli bir gazeteyiz. 2 Haziran saat 7'de Üsküdar Halarbaşı Kongre Merkezi'ne bütün halkımızı bekliyoruz.